Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün size yine istek üzere gelen bir model hazırladım. Şöyle modelimizi bir gösterelim modelimiz bu şekilde bu bana gelen modelde arkadaşlar ortasında küçük serum halkası kenarlarında da büyük serum halkası vardı ben bunu hiç serum halkası kullanmadan yaptım Evet şu duruşu şöyle bir göstereyim bakın böyle ağır renkler kullandım pastel renkler kullandım Siz daha sıcak böyle cıvı cıvı renkler kullanarak yapabilirsiniz renklerini. Böyle sallantılı çok hoş bir model oldu. Çok da güzel duruşu var arkadaşlar. Ee, gerçekten bunu her renk tülbente, her renk istediğiniz veyahutta yarım kalmış iplerinizi değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde motif yapıyoruz. İlk önce sihirli halka yaparak başlıyoruz pembe rengimizle inşallah net çıkacak. Şöyle ucundan birazcık tutmak için pay bırakıyorum. Ve parmağımdan gelen ipi tuttuğum ipin üzerine koyup sonra öbürünü de tutup bir halka oluşturuyorum. Bakın parmağımın arasında şöyle iki tane halka olmuş ip var. Tam ortadaki halkadan giriyorum. Bir tane sık iğne zincir çekip halkanın içine girip sık iğne yapıyorum. Halkanın içine sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane bu şekilde sihirli halkanın içine yaptık. Bakın bu ip var ya, uçtaki ipi çekiyorum ve halkamı kapatıyorum. Halkamı kapattım. Buradan ilk sık iğneye girerek bu boşluğu kapatmış olacağız. Bakın. Buradan ilk sık iğnenin bir zincir çekmiştik ya. İşte bu kolaylık olsun diye sık iğne ile içine girelim diye bir zincir çekerek sık iğneye başlamıştık. Evet bakın bu şekilde küçük bir halkamız oluştu 25 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 bakın 25 tane bu şekilde zincirimi çekiyorum şöyle zincirimi yaptığım bu halkanın kenarından bu şekilde çekiyorum. Zincirimizin dibine buraya zincir çekmiyor başladığımız yuvarlağın içine sık iğne ile sabitledim. Şu ipimizi hemen bir koparıp kurtulalım bundan. Hemen şöyle birazcık ateşini değelim. Bakın şu şekilde bir kenar 25 zincirden oluşan zincir halkası yaptık kenarına da. Bunun da içine sık iğne dolduracağız. Şöyle bir sayalım. Öbürlerini saymamıştım arkadaşlar. Sırf sadece siz görün diye bu şekilde sayarak yapalım. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle bakın sıkı sıkı yapalım kalın olsun. Altında serim halkası varmış gibi. 11 12 13 14 15 İnşallah doğru hatırlıyorumdur. 16 17 Şöyle öncekini çekmedik. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. 25 zincire 25 tane oldu benim yaptığım arkadaşlar bu şekilde. Ve bakın burada kapattığımız sık iğne, ilk sık iğne var ya onun içine şöyle dip değil hemen onun içine giriyorum ilk sık iğnenin içine bir tane ilmek çıkarıyorum. Ve sık iğne ile buraya sabitledim. Üzerine de bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ipimi hafif uzun çekiyorum ki ipimi arkaya çekeceğim. Böyle elimle tutabileyim. Daha da kısa çekilebilir. Bakın şöyle ters tarafına çevirdim. Bu dibindeki sık iğneden şu ipi kopardığım sık iğneye tığımı çıkardım bu şekilde. Bu ipi önde yanık olmasın, gözükmesin diye arkaya almak için bu şekilde yaparsanız şöyle temiz bir çalışmanız olur arkadaşlar. Evet bakın. Şöyle çektim. Bakın. Bunu gayet arkaya hemen güzelce kestik. Şöyle bir de Çakmakla değme işlemini de göstereyim. Şöyle kesiyorum. Bakın hafif şöyle biraz ucunda şu kadarcık bir ip bıraktım. Fazla değil. Bu kadarcık ipi çakmağımın gazı kalmam. Şöyle arkaya görünmeyecek şekilde yaktım. Bakın. Şimdi buradan da zaten arkadaşlar bu bu yerden de sabitleme işlemini yapacağız. Evet. Şöyle bakın. Bu şekilde ilk önce halkaları hazırlayacağız. Sonra da e, tutturma işlemine geçelim. Evet. Tığ battılarımı hazırladım bu şekilde. Bu tığ battıları üçer zincir ama şöyle sıkı sıkı mesafelerini kısa tutarak yaptığım için zürafa gibi kabarık durdurdum. Bu şekilde hazırladım bakın sizler için. Diplerinde Böyle kısa kısa battığım için 3 zincirde fazla olduğu için böyle sıkı sıkı çektiğim için zürafa gibi durdu. Zincirleri sıkı çekip dibine yakın batarsanız bu şekilde zürafalar güzel duruyor. Evet şimdi bu siyah kısmının yapılışına bu yaptığımız motifleri tutturma işlemine geçelim. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şöyle bakın açıklık koyulu tonlama yaparak genelde o şekil tutturdum yine bir açık renk mavinin üstüne koyu olan kiremit rengimi tutturacağım şöyle bana bakan ters tarafı arkadaşlar motifimin ters tarafından bu kopardığım noktanın hemen dibinden arkaya çektiğimiz noktadan sık iğne ile sabitliyorum tutturdum bir zincirle şöyle yaptığım motifi sola aldım zincirimin içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum bakın yine 10 zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 ve 10 şöyle arkadaşlar normalde sık iğne yapılmadan gidiliyordu sık iğneyi ben yaptım direksiz sabitleyip çekebilirsiniz de fakat bu şekilde çok güzel duruyor bakın kalıp gibi durduğu için ben bunu tercih ettim Siz de bu şekilde yapabilirsiniz 3 4 ve 5 5. tığ battıya çektiğim bu 10 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum buraya tutturdum 10 zincir 6 7 8 9 ve 10 zincir Sizle yaptığımız bu pembeyi alalım. Bakın burası düz yüzü. Hemen bunu şöyle ters tarafına çevirdim. Ters yüzü bize bakacak ve bu dip noktasından giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Şöyle tek katını aldık. Tekrar yapayım. Bu dip noktasından çektiğimiz yerden hemen girip bir ilmek çıkardım ve sabitledim yine bir zincirimi çekiyorum hemen zincirin arasına girip buradan bir ilmek çıkarıp bir zincirimi buraya sık iğne ile sabitledim yine 10 tane zincir çekelim 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Hemen bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle sökülmesin diye 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve motifimize bakalım. Evet arkadaşlar şöyle siyahın üzerinde koyup göstermek istediğim daha net gözükür renkler diye düşündüm hazır elimizde siyah yazmamız varken çok hoş oldu bu modelimizi arkadaşlar fularlarda da değerlendirebiliriz bakın şöyle sallantılı bir model Hatta bu ben 10 çektim siz 15 falan çekip daha da uzun yapabilirsiniz eğer daha fazla sallantıdan hoşlanıyorsanız içinde serum yok plastik halka yok onları döktüm topladım <laughs> derdi çok oluyor çünkü serum halkasını Kolaylıkla bu şekilde inşallah işinize yarar bir iş olmuştur. Böyle bakın. Saksı mavisiyle mavi çok güzel açıyor her zamanki gibi. Evet, sallantılı bir model. Şöyle. Çok güzel oldu. İnşallah siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.